Efendim Galaksi'desiniz. Son canlı yayınımızda oynadığımız Destin'in rehberini sizinle paylaşmak istedim. Hem canlı yayından maçlar göreceksiniz. Bu maçlardan iki tanesi galibiyet ve bir tanesi mağlubiyetle sonuçlandı. Hem de burada detaylıca size bu Destin'in nasıl işlediğiyle ilgili bilgi vereceğim. Çünkü bu kanala biz çok fazla Squirtle destesi koymadık. Bu da üzücü olurdu Squirtle oynayanlar için. Hem onlar için böyle bir deste paylaşalım dedim. Hem de gayet işler bir deste. Özellikle ilk 15 rankta, yani son 15 rankta, 15'ten 1'e kadar gayet sizi galibiyetten galibiyete taşıyabilme kapasitesi olan bir deste. Birazcık Thief destelerine, Monster Thief destelerine karşı zayıf kalabiliyor ama onun yanında gayet başarılı bir deste kendisi. O yüzden hemen size ufaktan bir deste rehberi hazırlayayım, ardından da maçları izleyin diyorum ve başlıyorum. Lider özelliğimiz Precision Strike. Konuşamıyorum, niye konuşamıyorum? Bu arkadaşlar bir hasar veriyor düşmana. Bunu 3 kere kullanabiliyor. 3. hasarında, yani 3.'yü vurduğunuz zaman Broken Sentinel diye bir kart çıkarıyor. Bu ikilik bir kart. Bu düşmana 2 vuruyor. Yani toplamda 5 vurmuş oluyorsunuz. Liderinizin tamamını kullanıp bir de bunu kullanırsanız 5 vuruyorsunuz. Vurduğunuz düşman eğer ölürse bu hareketin sonucunda destenizde ne kadar Broken Sentinel varsa bunu sahaya çekiyor. Bu oldukça güçlü bir lider özelliğine dönüşüyor. Şu şekilde, bu zaten ikilik bir kart. Karşıya 5 hasar veriyorsunuz. Destedeki diğer ikilik Broken Sentinel'leri de çekiyorsunuz. Toplamda 6 ve 5 hasar, 11 puan kazanmış oluyorsunuz. Tek bir lider hareketiyle oldukça sağlam, hem de karşının önemli bir engine'ini bitirmiş, kapatmış olabilirsiniz bu lider sayesinde. Genelde son round kullanmak tercih edilse de oyun içerisinde bazen bir kere vurup ardından işte Nature's Rebuke kullanarak hasar verip yok etmek isteyeceğiniz kartlar karşınıza çıkabilir. Yani bunu ilk iki roundda bir ya da iki kere, en fazla iki kere kullanabilirsiniz bu lideri. Ama muhakkak üçüncü şarjınızı kullandıktan sonra Sentinel ile yok edebileceğiniz bir ünite olması çok önemli. Çünkü iki vurup yok etmeniz gerekiyor o yerdeki kağıdı. Dolayısıyla boşu boşuna iki vurup öylece kalmak çok da mantıklı değil. Muhakkak yok edebileceğiniz bir kart olmasını sağlayın yerde. Bazen özellikle ilk iki round iki şarjınızı liderinizin kullandıysanız liderinizde bir vuruyorsunuz, iki de Broken vuruyor, 3. 3 hasarla yok edebileceğiniz bir kart yakalamakta zorluk çekiyorsunuz. Böylece destenizdeki diğer Brokilonları çekemiyorsunuz. Çok da böyle etkin bir puan kazanamıyorsunuz. O yüzden bunu hesaplamanız lazım. Risk alacaksanız da ona göre risk almanız lazım. Magic Lamp gayet normal. Beşlik bir kart çıkarıyor stratejimiz. Ben üzerine boost verilecek bir kart olmadığı için şu listede daha çok yerde beşlik bir kart olarak dursun diye tercih ettim bunu. Ama siz yine de Crystal Skull veya Tactical Advantage kullanabilirsiniz. Hatta Saber bile kullanabilirsiniz ama çok işinize yarar mı? Bence yaramaz. Onyoramensi, bunu her rehberimizde, son dönem yeni update'ten sonraki her rehberimizde konuşuyoruz. Ekolu bir kart, destemize herhangi bir kart oynamamızı sağlıyor. Mezarlığa gittikten sonraki el tekrar elimize geri dönüyor. Yani iki tur bu kartla destemize herhangi bir kartı çekebiliyoruz. Böylece kombolarımızı hayata geçirme anlamında çok işe yarar bir kart kendisi. Forest Protector, mezarlıkta olan bir Nature kartımızı, yani özellikle şu ve şu kartlarımızı mezarlıktan çıkarıp tekrar oynamamızı sağlıyor. Böylece Nature's Rebuke kartını 3 kere oynayabilirsiniz. Forest Protector sayesinde. Geralt Yiv'den çok önemli bir kart. Çünkü karşıdaki boostlu kartları sıfırlıyor. Bazen liderinizi kullanmadan önce çok boostlanmış, şişmiş kartları bir sıfırlayıp ondan sonra liderinizle vurmak çok işe yarayabiliyor Geralt Yiv'den sayesinde. Khorati Heatwave artık destelerin vazgeçilmezi gibi bir şey. Çünkü artifact yok eden neredeyse tek kart sanırım, yanlış hatırlamıyorsam.
artifak yok eden başka bir kartımız olmadığı için dolayısıyla Korati Heat Wave'i destelerimizi tutmak zorunda kalıyoruz. Çünkü karşısı hiç beklenmedik artifaklerle karşımıza çıkabiliyor. Bu da tehlikeli bir hal alıyor. Novigadrian Justice 5'lik bir Clever Muscle diye bir kart çıkarıyor ve yanına herhangi bir Bronze Dwarf oynamamızı sağlıyor. Mesela Mahakam Volunteers. Bu arkadaşlar eğer şu Novigadrian Justice'ın en işte bilinen, en yaygın kombosu şu ve bu kart. Şimdi Novigadrian Justice'la çıkarttığınız size destenizden bir Bronze Dwarf seçmenizi istedi. Bunu seçerseniz bu oynandığında eğer o draw'da başka bir dwarf varsa ki sizin Novigadrian Justice'la zaten çıkarttığınız bir tane dwarf bunu. Başka bir dwarf varsa destedeki diğer kopyasını da yanına çekiyor. Hem destenizi küçültmüş oluyorsunuz. Böylece istediğiniz kartların elinize gelme ihtimali daha yüksek oluyor. Hem de bir anda 13 puan koymuş oluyorsunuz ki bu 13 puanı yükseltmenizin de yolu var. O da Olgat. Olgat destemizden 3 tane kartı 2 boostluyor arkadaşlar. Bunu oynuyorsunuz. Destenizden herhangi bir 3 kart seçiyorsunuz ve onu boostluyorsunuz. Olgat sayesinde çok feci bir kart kendisi. Böylece eğer isterseniz şu mahakamları boostlayabilirsiniz. Böylece 6-12 17 puan koymuş olursunuz Novigradian Justice'la. Ya da isterseniz Brokeon Sentinel'lerinizi boostlayabilirsiniz. Böylece liderinizi kullandığınızda 4-4-8 puanlık bir kart çekmiş olursunuz destenizden. Bence 2 boost seçeneği de çok iyi. Fakat 3 tane kart boostlayacağınız için her zaman 3. boostunuzun ya Sheldon Skux ya da efendime söyleyeyim Harold Gord olmasına dikkat edin ki en önemli kartlarınız, bitirici kartlarınız bunlar. Gabor Zigril 9'luk bir kart, kendisi Resilience özelliği olan bir kart. Resilience neydi? Resilience olan kart bir sonraki tur bütün tahtalar silindiğinde o kalır. Böylece birinci roundun sonunda eğer Gabor Zigril yerdeyse ve purify edilmediyse, hala Resilience statüsünü koruyorsa, bir sonraki tur direkt 5 puanla başlıyorsunuz. Böylece rakibiniz herhangi bir kart atıp roundu geçemiyor. Ya da siz dry pass verdiğinizde ya da siz rakibi kanatmak istediğinizde 5 puan avantajınız oluyor yerde. Önemli bir kart kendisi. Resilience özelliği. Fakat bazen bunu range'de koyup immunity'de bulunabilirsiniz. Çünkü immunity de çok önemli. Eğer range'de koyarsanız o kart hiçbir şekilde hedef alınamıyor. Herhangi bir hasar alamıyor. Herhangi bir kart kullanılamıyor üzerinde. Ve her dwarf oynandığında kendisini boostluyor. Çok fazla dwarfumuz olmamakla birlikte aslında var ama neredeyse bütün yan kartlarımız dwarf. Fakat onun immunity özelliğini kullanabilirsiniz. Özellikle 3. roundda elinize geldiyse Gabor Zigril'in direkt immunity'ye koyun. Böylece hem kendini boostlasın hem de hasar almasın. Aldığı puanları kaybetmesin. Hoş olur yani. Backers Rock Slide 8 hasar veren dümdüz bir kart kendisi. 8 provision'a 8 hasar veriyor. Aslında biz desteğe koyduğumuz kartların hep kazandırdığı puanın provision'ından yüksek olmasını tercih ederiz ama 8 hasar veren bir kart da kulağa hiç fena gelmiyor. Önemli karşının engine'lerini alabiliyorsunuz bu kart sayesinde. Sheldon Skux'ın şöyle bir özelliği var. Kendisi meleğe koyduğumuz zaman karşıya hasar veriyor ama kendisi ne kadar boostlanmışsa karşıya hasar veriyor. Dolayısıyla Olgat'la dediğim gibi boostlayacağınız 3 üniteden birisi muhakkak Sheldon Skux olsun. Bunu 5 boostlarsanız 11 puan olarak yere koyuyorsunuz. Aynı zamanda karşıdan bir karta da 5 hasar veriyorsunuz. Böyle ciddi puan kazandırıyor size Sheldon Skux. Özellikle sonlara doğru oynarsanız. Harold Gord. Oyun boyunca oynadığımız her özel büyü kartı için kendisini bir boostluyor. Destemizde de çok fazlalıkla hatta 11 tane özel büyü kartı olduğunu düşünürsek kendi Harold Gord'u 10-11 gibi rakamlarla boostlamamız mümkün. Kendisi de 3 zaten. Bir de bunu başka bir şekilde de boostladıysak yani bunu ciddi puanlarla 20 puanlara kadar koyabilme şansımız var. Bu bizim son kartımız olacak. Bu desteyle İlk roundu kazanmak isteyeceksiniz zaten çünkü oyunun sonunda Harold Gord'u çat diye koyup pas veriyorsunuz. Düşman ne yaparsa yapıyor.
Eğer birinci roundu kazanamazsınız. Bu da Harold Gordon'unuzu almak için bir ona fırsat veriyor. Fakat siz kazanırsanız ilk roundu, son roundda en son kartı siz koyuyorsunuz. Yani düşman ona hiçbir önlem alamıyor. Böylece son kartınız Harold Gord olarak oynayabilir ve düşmana ciddi bir puan farkı atabilirsiniz. Hatta puan farkınız varsa onu küçük puanlarla kapatabilirsiniz. Hoş olur. Nations Rebirth 5 hasar veriyor kendisine ve rastgele bir Treant'ı boostluyor. Bizim destemizde Treant sadece Force Protector var. Circle of Life bu 3 hasar veriyor ve elimizdeki rastgele bir Skoytel ünitesini 2 boostluyor. Fakat eğer 3 hasar verdiğimiz kart yok olursa istediğimiz elimizdeki kartı boostluyor. Bunu da Sheldon Skaggs'ı ya da dediğim gibi Harold Gord'u boostlamak için kullanıyoruz. Sheldon Skaggs'ı kesinlikle boostlayın eğer elinizde ikisi de varsa. Fakat son round'a geldiğiniz hala elinizde Harold yok, Sheldon var. O zaman Sheldon'ı boostlayacaksınız. Ya da Sheldon gelmedi, Harold var sadece. O zaman Harold'ı boostlayacaksınız. Çünkü bu Harold'ı her türlü yüksek bir puana getirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yani 3 hasar verirsiniz de kart yok olmazsa herhangi bir kartı boostlar. Eğer 3 hasar verirsiniz ve o kart yok olursa istediğiniz kartı boostlamanızı sağlar Circle of Life. Mahakam Volunteers'ı anlattık. Bir tane elimizde Purify kartı var. Bu Pelar klasik Purify ediyor. Bunu düşmanı tanklarını Purify etmek için kullanıyoruz. Çok acil bir durumda kendi kartlarımızı da kurtarmak için kullanabiliriz. Eğer düşmanın çok fazla poison'ı olduğunu düşünmüyorsak. Tempering arkadaşlar elimizdeki yerdeki bir dwarf'a hem 5 boost veriyor hem de 2 armor veriyor. 4 provision için çok gayet makul bir şey bu. Bunun da kombosu var. Bu tempering ile protection bir combo arkadaşlar. Bu koyduktan bir tur sonra kendisine 4 hasar veriyor ve karşıdan herhangi bir karta da 4 hasar veriyor. Şimdi bu kartı tempering ile boostlarsak eğer 5 boost 2 armor vereceğine göre iniyoruz aşağı tekrar Protection'a ya. 5 boost kart oldu 9. 2 tane de armor kart oldu 4 armorlu. Bir sonraki tur buna basıyoruz. 4 hasar veriyor kendisine. Hepsi armora gidiyor. Kartımız hala 9'luk kalıyor ve karşıya 4 hasar veriyor. Çok iyi bir puan kazanıyoruz. Sadece 4 provision'a güzel bir combo. Bunu bütün Skoytel destelerinizde kullanabilirsiniz bu komboyu bu arada. Pact tamamıyla boost için ayrılmış bir kart. Çünkü bizim special kartlara ihtiyacımız var bu destede. Herald'ı oynayabilmek için. Bu Pact'i değiştirebilirsiniz. 4 provision'lık başka bir special kart tercih edebilirsiniz. Ama bunun yerine koyacağınız kart muhakkak bir special kart olsun. Bu aynı zamanda boostladığı üniteye Doomed özelliği veriyor. Yani o ünitenin mezarlığınızdan da yok olacağını hesaba katın. Gerçi mezarımızdan tekrar çekip oynayacağımız herhangi bir kartımız yok. Dwarven Agitator. Bu arkadaşlar Agitator. Bu elimizdeki bir dwarf'ı seçtiğimiz bir dwarf'ı 2 boostluyor. Yine bu boostları Sheldon Skaggs ya da Harold Gord'a kullanıyoruz. Bu ikisini oynadığımız zaman. Ve Broken On Sentinel. Bunlar da liderimizle combo olan başında da anlattığım kartlar. Destemiz bu şekilde. Şimdi geçen canlı yayınımızdan oynadığımız 3 maçı paylaşacağım sizle. Görüşlerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu arada yeni bir önümüzdeki N8'inde yeni bir güncelleme geliyor. Onu da inceleyeceğiz birazcık. Onun üzerine de konuşacağız bir sonraki videolarımızda. Aynı zamanda Gwent soru cevap videomuz olacak bir tane. Onu da konuşacağız sizlerle. Sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Ayrıca bir de Gwent turnuvası düzenlemek fikrimiz, düşüncemiz var. Umarım başarabiliriz bu turnuvayı. Ben yarışmacı olarak değil daha çok sunucu olarak katılmayı düşünüyorum o turnuvaya. Fakat yine de çok keyifli olacağını düşünüyorum. Bakalım. Gwent'le alakalı daha çok içeriğimiz var. Evet. Şimdi maçlara geçelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Komandolar. Komandoyuz komando. Hiç istemediğim, tercih etmediğim bir rakip ama yapacak da bir şey yok. Şunu gönder. Şunu gönder iki tane fazla. Hiçbir şey de gelmedi. Tebrik ediyoruz.
İlk round'u almamız lazım bu arkadaştan. Bu arkadaştan ilk round'u almazsak sıkıntı büyük. Have you seen a fuse lying about, have you? Saklaması hoş oldu. Şimdi o kadar ters bir durum var ki çok da şunu kullanmak istemiyorum ama elimde de bir şey yok. Şimdi ilginç tarafı. Elimde en ufak bir şey yok. Ne oynayacağımı bilmiyorum açıkçası. Allah'tan Sheldon elime gelmiş direkt. Eyvallah Blitzkrieg Doctrine. Teşekkür ederim. Bu arada kendimin de yerini değiştireyim şöyle de. Niye komando çekti bu arkadaş? Eline roş gelmemiş demek. Bir tanesini ben işledik. Kombosuna zarar verelim bari. Bir tane daha geldi. Ama çağırabileceği bir şey yok. 3 vuruyor bu arkadaş. Kombosunun içine edildi şu anda. Şu an kombosunun içine edildi ama pas geldi. Güzel. İkinci el birazcık pushlayacağız. Çok bahtsız bir arkadaşmış. Adam aynı kağıtlar, aynı kağıtları. Ne yapacağım ben ya? Bak. Yani resmen ne gelecek bakalım.
Bana da hiç güzel bir el gelmedi. Ona da gelmedi işin ilginçte. Yani oynayacağı taktik yok. Biz şunu vuralım. Sheridan'ı boostlayalım. Ne geliyor? Aa, gemicik. Gemicik geldi. Bir el daha at. Ne yapacağım? Bundan mı boostluyor? Dört oldu bizim Sheridan skakımız. Her yeri gemilerle mi kaplayacak? Ne yapacak bu arkadaş? Bu noktadan sonra acaba pushlasam mı? Bunun elinde hiçbir şey yok mu ya? Acaba pushlasam mı diye düşünmüyor da değilim yani. Ama pushlamayacağım bakalım. Sonuçta son kombosu bitti. Selametle ama güzel de bir kart gelsin ne olur yani. Gelene bak, şimdi geliyor. Bak. Allah kahretsin ya. Neyi kopyalayacak? Gemileri mi? Gemileri kopyaladı resmen. Yani bir nedensiz. Gelmedi, hakikaten gelmedi. Ona da gelmedi, bir şey bana da gelmedi. Lanet olsun. İlginç. Bütün haklarını da kullandı abi. Yani. Muhtemelen öyle.
da alayım mı şimdi? Arasına da iki tane askerin arasına koyamadığı için her turda geliştirmeyecek kendini yani bu arada. Ayrı bir konu. Hoş geldi. Şimdi şöyle yapsak. Gitti. Bir anda hayalleri suya düştü mü acaba? Zaten o komandoları çoğaltamayınca mecbur elindeki tek bronz olan gemileri çoğaltmaya çalıştı. Ve Forfeit geldi. I forgive you. Aa, karşımızda bir soldier destesi var diye tahmin ediyorum ama belli de olmaz. Bakalım neymiş. Yani şu ele bak. Ne yapacağım ben bu elle? Kime ne anlatabilirsin? Ne dinleyen olur? Bribery ile başladı açılış. Açılışa bak abi. Demek ki elinde o kadar bir şey yok. Şimdi bir kere Sheldon'a vereceğiz. Sonra da bunlara vereceğiz ama da bunlara vereceğimize bunlara verelim. Evet, evet, evet. Evet başladı, evet. Böyle ufak tefek saçma salak kartlarla ilk round'u atlatmaya çalışacağım bakalım. İşe yarayacak. O da saçma salak kartlarla atlatmaya çalışıyor. Kardeş kardeş oynuyoruz. Ne zaman pas gelecek acaba? Bitti. Kart kalmadı. 6-5. Sheldon'a gelmesi gereken combo Gabor Zigrin'e geldi. Resetlenecek herhalde biz. Boşuna bunu 11 yaptık. Bakalım. Resetleniyor mu? Resetlendi. Boş. Ah. Güzel. Ekstra atalım.
Acaba şimdi bu arkadaş ne oynar? Ama poison atsa ona. Evet, poison at. Bir poison takımını almış oluruz böylece. Bas. Bas 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 bas. Eşit kartla girelim finale. Fergus oynamak zorunda kaldı. Bir Poison'un ilk round oynadı. Bir Purify'ını oynadı. Heatwave'imiz geldi ama Sheldon'ımız gelmedi işin ilginç tarafı. Sheldon da çok önemli değil gerçi. Muhtemelen çok proaktif bir destesi var. Ben bir şey koymadan o bir şey yapamıyor yani. Ah, bol geldi. Onu alacağız. Karşı kıyıya. Soldier'lara başvurdu şimdi de. Şunu alacağız ama. Almamız lazım. Hiç kendi kendimi boostlayan bir karta ihtiyacım yok şu an. Bunların bari birini alalım mı? Bari bir tane olsun baş etmemiz gereken. Boostlar, muslar sonra. Bir tane daha geldi. Bitmiyorlar ki. Hepsi yan yana olduğu için bunların hepsini yan yana buluşturacak o. Biz de yirdenleri resetleyeceğiz. My loyalty is to Imperial coin, not to the face depicted thereon. A secret compartment. Delightful. Parting spirit, what need you to flee this world ever free? Surper geldi. Wash this blood from my hands. Veloa, Ethelian. Başarılı. Let's get this over with. Koy bakayım son kartın neymiş görelim. İki puan mı?
2 puanla. Zorladı. Bayağı zorladı hem de. Gaz alıyorum onlardan. Ah işte. Bizim problem yaşayacağımız bir rakip. Gerçi hangi rakibi görsem böyle diyor ama. Abi elimize gelse ya Sheldon. Gelmedi, inat etti be. Alamayız ki ilk round'u böyle. Miruna ile çekecek bunu. Var senin de Miruna. Bu kelebekler uçuyor etrafında. Sevimli bir vampir. Aa, Rider'lar geldi. Bu kadar gülecek ne vardı? Senaryo geldi. Ne oynatmazlar ki sana. Bu Wild Hunt'la senaryo karışımı bu deste. Peki. Peki kanki. Şuna ve Sheldon'a yine. Yüksek maça düşür, vale gelir. Olsam pas derdim şu anda. Onun yerinde olsam. Ve ilk round'u almak zorundayım yani. İlk round'u almak zorundayım. Sekiz on beş. Ama alabilecek gibi de değilim. Sana perna perişan ediyor, anasını satayım. Al pas. Lanet olsun sana. Şimdi o ikinci round her şeyini oynayacak, her şeyini. Abi Sheldon geleydi ya. Ah geldi. Hayret. Başladığına göre pas atma niyeti var. Niyeti o.
Yine kar yağdırdı. Evet, lafını kullandı. Yandık ya. O zaman şöyle yapacağız. Hala geliyor ya. Adam hala geliyor abi. Bütün her şeyimi oynattı bana. Yirmi bir. Liderini de kullanacak. 23. Ne kaldı bende? Hiçbir şey. İnşallah sana da bir şey gelmez lan. Ozrael falan geldi, seni kızar. İki tane null rate gelmiş. Her türlü alır yani, 3 puan çıkarmaması mümkün değil. Askas'ın çıkaramıyordu. Vallahi çıkaramıyordu Askas'ın.